السبحة مئتان والثمانية وخمسون sayfa 258. Tedrib-ül Rabih, dördüncü alıştırma. Ekmil kema fin nemuzeç. Örnekte olduğu gibi tamamla. Örneğimize arkadaşlar baktığımız zaman burada işaret isimleri. Müfred, tesniye ve çoğul şeklinde işaret isimleri ve müşarun ileyh işaret edilen arkadaşlar alakalı kısım geldikçe sizlere bir hatırlatıyorum. İşaret isimleri müşarun ileyh diye tabir ettiğimiz işaret edilen ismin adedine göre müzekkerlik veya müennesi durumuna göre pozisyon alıyor. Mesela müşarun ileyh eğer tekilse ismi işarete tekil gelmek zorundadır. Eğer müşarun ileyh müzekkerse o da müzekker, müennesse o da müennes. Müşarun ileyh tesniye ise veya çoğulsa ismi işaretimiz de ona göre tesniye veya çoğul gelmek zorundadır. Yani işaret ismi haza, hazani, haulai, hazihi, hatani ve haulai ismi işaretleri tamamen müşarun ileyhin durumuna bağlıdır. Müşarun ileyh işaret edilen. Birinci örneğimize bakıyoruz. Haza veledun. Veled kelimesi müzekker müfrettir. Haza ismi işaret ona uyum sağlamış. Hazani veledani. Yine veledani kelimesi müzekker ve tesniye. Müşarun ileyh de müzekker ve tesniye. Haulâ-i evlâd, evlâd kelimesi müzekker çoğul, haulâ-i de zaten ona uyum sağlamış. Hâza ibrık. Hâza ibrık. Burada ibrık kelimesi müzekker ve müfret, bu da hâza gelmiş. İbrikâni, iki tane ibrık için, hâzâni ibrikâni. Yalnız arkadaşlar burada söylememiz gereken bir şey daha var. O da şu. Müşarun ileyh eğer akıl sahibi olmayan bir varlığın çoğulu ise ismi işaretimiz hazihi şeklinde gelir. Haulay gelmez. O bakımda ebarik, İbrahim çoğulunda hazihi ebarik. Neden? Çünkü akıl sahibi olmayan varlıkların çoğulu müfret müennes hükmündedirler. Bu örneğe baktığımız zaman arkadaşlar hazi bintun hatani bintani haulai benat. Daha evvel de söylemiştik arkadaşlar kadınların çoğuluyla erkeğin çoğulundaki ismi işaretler aynı geliyor. Hazihi kurratun hatani kurratani hazihi kurratun. Top, kurre top. Arkadaşlar burada müzekker olan bir eşya, bu müennes olan bir eşya. Burada müzekker olan bir insan ve müennes olan bir insan. Yani ismi işaret ilk önce müzekker olan bir insan için kullanılıyor. Daha sonra müzekker olan bir müzekker bir eşya için kullanılıyor. Burada ise müennes bir insan ve müzekker bir müennes bir insan ve müennes bir eşya için kullanılıyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar Dabit bir insan. Örneğimizde Dabit'i kullansak arkadaşlar Hâza Dabitun. Hâzâni Dabitâni Hâulâ-i Dabitûne. Çocuğa baktığımız zaman arkadaşlar Tıfletun kız çocuğu. Hâzihi Tıfletun Hâtâni Tıfletâni Hâulâ-i Tıflât. Tıfletun kelimesinin çoğulu arkadaşlar tıflat. Miftah anahtar. Haza miftahun. Hazani miftahani. Hazihi mefatih. Bakın miftahın çoğulu mefatih. Bunun için hazihi getirdik. Yani haulai insanlar için getirdiğimiz çoğulu onda getirmedik. Hazihi medresetun. Hatani medresetani.
hazihi medaris. Müşbek. Haza müşbekun, hazani müşbekani, hazihi meşabik. Hazihi bai'atun, kadın satıcı, hatani bai'atani, haulai bai'at. Kadınların çoğulu olduğu için haulai getirdik. Haza kalemun, hazani kalemani, hazi eklam. Hazi aynun, ayn kelimesi arkadaşlar, gördüğünüz gibi sonunda bir müennesik alameti olmadığı halde, biz onu müennes bir kelime kabul ediyoruz. Neden? Daha önce de açıklamıştık. İnsan uzuvlarından çift olanlar müennes kabul ediliyor. Ayn de çifttir. Ayn göz. Çift olan bir uzuvdur. Onun için müennes kabul ediyoruz. Hazihi aynun, hazani aynani ve hazihi uyun. Hazi uyun. Haza mühendisun, hazani mühendisani, haulai mühendisun. Hazihi sinnun. Sin diş arkadaşlar, sin diştir. O da müennes bir kelimedir. Hazihi sinnun, hatani, sinnani ve hazani ve hazihi esnan. Arkadaşlar sayfa 259. Sayfadaysa arkadaşlar, bu vermiş olduğumuz örnekler ışığında hepsini yapmanız mümkündür. Kelimelerin isimlerini ben size yardımcı olacağım. Bu kelimelerin isimlerini bilin ve onların ismi işaretle beraber müfredini, tesniyesini ve çoğulunu sizler kullanacaksınız. Aynı zamanda eşya ismiyle insan isimlerinin birbirlerinden farklı olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Tebbah, aşçı, erkek aşçı. Miğrafetun, kepçe. İbrık, ibrık. Nehlatun, hurma ağacı. Kamis, gömlek. Mumarride, hasta bakıcı. Şimdi arkadaşlar 5. alıştırmamızdayız. Tedribul hamis. 5. alıştırma. Da' koy. İsmel işaretil münasip. Uygun işaret ismini ve ismel mevsul, bir de ismi mevsul, yani ismi mevsullerden uygununu ve ismi işaretten uygununu koy. Nereye? Fi cümel atiye, aşağıdaki cümlelerden uygun ismi işaret ve isim mevsulleri koy diyor bize. Buraya baktığımızda arkadaşlar, hâzâ kemal, bu kemaldir. Leyla olduğuna göre hazihi Leyla. Bu Leyla'dır. Bitaka kelimesi arkadaşlar. Bitakatani. İki tane kart vizit. Hatani bitakatani. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar. El bitakatu leti ma'aka lil matar. Bakınız. El bitakatu kendisinden sonra elleti isim mevsulü getiriyoruz. Ma'aka yanındaki olan diyor kartvizit, lil metar, yani havaalanı içindir. Havaalanı kartvizittir. Ad-dabitul lezi emameke ehi, önündeki olan üniformalı kardeşimdir. Ad-dabitu, müfret müzekker burada, el-lezi getiriyoruz. Burada ise arkadaşlar, ettibaun, doktorlar, o halde haulai ettibaun. Burada ismi işaretten çoğulu getiriyoruz. Haulâ-i etibâ'un. Bismi Teala. Es-sefhatu mi'eten ve vâhid ve sittun. Sayfa 261. Arkadaşlar bu sayfamızda gördüğümüz bu alıştırmalarda şu bizde isteniyor. Bu kelimelerden veya cümleden önce ismi işaret veyahut da ismi mefsul uygun yerlere koyacağız. Tebibat kelimesini görüyoruz. Tebibat kelimesinden önce getirmemiz gereken bir ismi işaret olması lazım. Tebibat arkadaşlar, müennes ama çoğul. Ne söylemek icap ederdi müennes çoğul için? Haulâ-i tebibatun.
Bunlar bayan doktorlardır. El-Kitabu'dan sonra ismi mevsul arkadaşlar. El-Kitabu lezi tekra'uhu ceyyidun. El-Kitabu lezi o kitap ki tekra'uhu sen onu okuyorsun ceyyidun yenidir. Yani okuduğun kitap yenidir. Buraya da el-lezi getirdik. El-kutubu leti tekra'uha ceyyidetun. Okuduğun kitaplar yenidir. Arkadaşlar yine dikkatinizi bir nokta çekmek istiyorum. Kutup kelimesi cem'e mükesser ve zevil ukul olmayan cisimlerin bir çoğulu, varlığın çoğulu, yani insan dışı olan bir varlığın çoğulu, kutup kelimesi. Bunu biz ne yaptık arkadaşlar? Elleti. Çünkü bunlar müfret müennes hükmündeydi. El kutubu leti tekra'uha. Bakınız, aidiyet zamirimiz de burada ha müennes olarak gelmiştir. Tekra'uha. Sen onu okuyorsun. Ceyyidetun. Bu da haberi de müfret müennes gelmiş. Yani bunu bu şekilde mübteda olarak kabul ederseniz ceyyide kelimesi onun haberidir. Bu da müfret müennes gelmiştir. Okuduğun kitaplar yenidir. Haza muvazzaful cevazat. Bu pasaportlar görevlisidir. Pasaport sorumlusudur yani. Hazihiye tairetul Kuveyt. İşte o Kuveyt uçağıdır. Hazihi hiye uygun çünkü muşarun iley olan ettaire burada müennes olduğu için hazihi getiriyoruz. Hazihi hiye tairetul Kuveyt. İşte o Kuveyt uçağıdır. Haza ma'hadul lugatu arabiyye. Bu Arap dili yüksek okuludur. Er-raculu lezi yel'abu mudarrisun. Oynayan adam öğretmendir. Er-raculu lezi o adam ki yel'abu oynuyor, mudarrisun öğretmendir. Er-racul kelimesi yine arkadaşlar müzekker müfred. Ne yaptık? El-lezi ona uygun isim mevsulunu getirdik. Fiilimiz de ona uygun geldi. Ve müderrisun da haberidir. Er-raculu lezi yel'abu müderrisun. Oynayan adam öğretmendir. Er-ricalu lezine yel'abuna müderrisun. Rical kelimesi çoğul arkadaşlar. İsim mevsulumuz el-lezine geldi. Ona uygun olarak da fiil geldi yel'abune. Ve ona uygun olarak da haberimiz çoğul geldi. Oynayan adamlar öğretmenlerdir. Müderrisun haber arkadaşlar. Haberimiz sayı bakımından bildiğiniz gibi mübtedeye uyar. Elbenatu ellai veyahut ellati yel'abne talibatun. Yine burada benattan sonra arkadaşlar ona uygun ismi mevsul getirdik. Ellati, elbenatu lati yel'abne, oynayan kızlar talibatun, öğrencilerdir. Hazani tıflani yedhakan, bu iki öğrenci gülüyor. Tıflan kelimesine uygun hazani kullandık. Hatani tifletani tel'aban. Bu iki kız çocuk oynuyor. Evet arkadaşlar, şimdi ise Tedrib-i Sadis 6. alıştırma Ekmil Kemafin Demuzeç örneğimizi uygun bir şekilde yine yapıyoruz ve tamamlıyoruz. Bakınız. Ketebet yazdı. Kim yazdı? Leyla. Neyi yazdı? Ed derse. Fiil, fail, mef'ul.
Ellezi o ders ki, bakınız ellezi o ders ki, burada biz dersi arkadaşlar sorguluyoruz. Leyla hangi dersi yazdı? O ders ki nesiyethu, unuttuğu dersi yazdı. Nesiyethu, unuttuğu dersi yazdı. Leyla unuttuğu dersi yazdı. Fiilimiz arkadaşlar, Leyla unuttuğu dersi, yine bu hu zamiri, hu zamiri arkadaşlar neye göre gidiyor? Bu derse gidiyor. Şeribet, içti semiretu, semire ellebene, semire süt içti. Hangi sütü içti? Ellezi işteret hu, satın aldığı sütü içti. İşteret hu, mesela buna uygun bir fiil getirsek, satın aldığı sütü içti. İşteret hu, semire olduğu için müennes vezinde getirdik, işteret. Rakibe Ahmedu, rakibe Ahmedu, Ahmet bindi es-seyyare, otomobile bindi. Hangi otomobil? Elleti, otomobili anlamaya çalışıyoruz. Bu durumda aidiyet zamirimizi arkadaşlar müennes, Ahmet'le ilgili olan fiili de müzekker getirmemiz icap ederse, işteraha, işteraha, rakibe Ahmedu işteraha, Ahmet satın aldığı otomobile bindi. Ahmet müzekker olduğu için iştera fiilini, işteret demiyoruz. İşteraha satın aldığı otomobile bindi. Nâda bâi'u ala fâkiheti, nâda bağırdı el-bâi'u, seslendi yani el-bâi'u satıcı, ala fâkiheti leti, o meyve üzerine ki, yebi'uha, yebi'u satıyor ha o fakiheyi, sattığı sattığı meyveler üzerine bağırdı. Satıcı sattığı meyveler üzerine bağırdı. Yebi'uha. Dördüncü sual arkadaşlar. İşteret Leyla, Leyla satın aldı el müştereyati, o satın alınan eşyaları satın aldı. Elleti o eşyalar ki, o eşyalar ki yebi'uha elba'i'u, yebi'uha elba'i'u, satıcının satıcının sattığı o eşyaları Leyla satın aldı. Satıcının yebi'uha, onu satıyor. Yebi'uha, onu satıyor. Kim? Elba'i'u, satıcının sattığı eşyaları Leyla satın aldı. Kâbele Kemalu estiqa'ehu, Kemal arkadaşlarıyla karşılaştı. Ellezine, o arkadaşlar ki ca'u min Ankara, Ankara'dan gelen arkadaşlarıyla karşılaştı. Kâbelet Fatimetu sedikati, Fatıma kız arkadaşlarıyla karşılaştı. Ellevati veyahut ellati, o kız arkadaşları ki ci'ne min Ankara, Ankara'dan gelen arkadaşlarıyla karşılaştı. Yedinci maddeye baktığımız zaman arkadaşlar şunu görüyoruz. Nimtu, uyudum. Ala seriri, yatağın üzerinde. Burada yatağın arkadaşlar müzekker olduğunu tabi görüyoruz. Anlamaya çalıştığımda yataktır. Hangi yatak manasında? Bildiğiniz gibi anlamaya çalıştığımız en son kelimedir. Ellezi, o yatak ki iştereytuhu minessuk, çarşıdan almış olduğum yatağın üzerinde uyudum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bizim ellezi yani isim mevsulü tamamen yatağa göre getirdiğimizi görüyoruz. Es-sefhatu mi'eten ve itnan ve sittun.
sayfa 262. Arkadaşlar burada 8'den 12'ye kadar bir alıştırma bölümümüz vardır. Örneklerimiz vardır. Bu örneklerimizi tamamen biraz önce yapmış olduğumuz sisteme göre yapıyoruz. Şuradaki alıştırmalarımıza baktığımız zaman 7. alıştırma Tedribus Sabih Ekmil Kemafin Nemuzeç. Örnekte olduğu gibi tamamla diyor bize. Örneğimize baktığımız zaman arkadaşlar Evaddu eni mastariye arkadaşlar diyoruz. Fiilin başına geldiği zaman bildiğiniz gibi o fiili mek mak manasında isimleştirir. Yani mastarlaştırır. Evaddu arkadaşlar temenni arzu etme manasında bir fiildir. Evaddu en istiyorum, arzu ediyorum manasında. Evaddu en tedhake kethiren. Çok gülmeni istiyorum. Şimdi buna uygun bu örneklerimizi yapalım arkadaşlar. Burada leben kelimesi olduğuna göre içme fiilini getirmek tabii ki daha uygun olur. Evaddu en teşrebe lebene. Süt içmeni istiyorum. Evaddu en terkebe sayyare. Otomobile binmeni istiyorum. Evaddu en te'huze nukud. Nukudi. Paramı almanı istiyorum. Evaddu en terkebe taire. Uçağa binmeni istiyorum. Örneklerimizin devamına baktığımız zaman arkadaşlar üçüncü örnek yine burada methafi gördüğümüze göre ziyaretle alakalı bir fiil kullanmak daha uygundur. Evaddu en tezura methaf. Müzeyi ziyaret etmeni istiyorum. Evaddu en teşteri yehudar. Yeşilliği almanı, satın almanı istiyorum. Evaddu en te'kule lehm. Et yemeni istiyorum. Evaddu en te'huze melabisi. Elbiselerimi almanı istiyorum. Evaddu en takise dağda dem. Tansiyonu ölçmeni istiyorum. Evaddu en teşrebe deva. İlaç içmeni istiyorum. Evaddu en tezhebe ila tabib. Doktora gitmeni istiyorum. Evaddu en tektube bitakate usul. Varış kartını yazmanı istiyorum. Bu alıştırmamıza baktığımız zaman arkadaşlar Tedribus Samin 8. alıştırma. Burada ise arkadaşlar uridu en ile alakalı örnek vermiş. Uridu en ile evaddu en arasında ufak bir fark vardır. Uridu istiyorum, uridu en, yine en-i mastadiye ile birlikte kullanılmış. Uridu en edhule hücre. Odaya girmek istiyorum. Uridu en ezhebe ila sediqi. Arkadaşıma gitmek istiyorum veyahut da uridu en ezure sediqi. Arkadaşımı ziyaret etmek istiyorum. Herhangi bir fiili tabi kullanmanız mümkündür. Uridu en etealleme lugatu arabiye. Arapça öğrenmek istiyorum. Uridu en erkebe hafile. Otomobile binmek istiyorum. Şeklinde bunları arkadaşlar yapmamız mümkündür. Es-sefhatu mi'atan ve selas ve sittun. Sayfa 263. Yine arkadaşlar biraz evvel yapmış olduğumuz örneklerimizin bir devamı niteliğinde bunlar. Dördüncü örnek. Uridu en edise ala kursi. Sandalyeye oturmak istiyorum. Uridu en edise ala serir. Yatağın üzerinde oturmak istiyorum. Uridu en ektube berkiyatin ila ahi. Kardeşime bir telgraf yazmak istiyorum. Uridu en ezhebe beytel usreti.
ailemin evine gitmek istiyorum. Uridu an eşteriye hudara vel fakihe. Sebze ve meyve almak istiyorum. Uridu an üşahide televizyon. Televizyon seyretmek istiyorum. Uridu an estemi'a radyo. Radyo dinlemek istiyorum. Uridu an akra'a derse. Dersi okumak istiyorum. Uridu an etekelleme bil hatif. Telefonla konuşmak istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, uridu enle birlikte bu şekilde fiilimizi kullanmış olduk. Dokuzuncu alıştırmaya baktığımız zaman arkadaşlar, yine burada uygun kelimeleri seçmek suretiyle aşağıdaki cümleleri tamamlamaya çalışıyoruz. Semen mursel iley kasir bitaka usul nek sadise müştereyat unvan tavile tahtaha tavil cevaz nevmi muzdahim gibi kelimeleri arkadaşlar seçmek suretiyle en uygunları tabii ki aşağıdaki cümlelerimizi tamamlıyoruz. Şimdi burada birinci cümlemize baktığımız zaman mesela eshu min, minden sonra gelmesi gereken nevm kelimesi olsa gerek. Eshu min nevmi, uykumdan kalkıyorum. Uykumdan kalkıyorum. Es-sa'ate, uygun olan saat ise parçaya göre. Es-sa'ate, saat ise te sabahan. Sabah saat 6'da uykumdan kalkıyorum. Eşşari'u cadde, muzdahimun, cadde kalabalıktır. Muzdahim kelimesini arkadaşlar buraya koymamız icap ediyor. Eşşari'u muzdahimun, neyle? Bisseyyarati ve arabatin nakl. Buraya da nakil kelimesini ve arabatin nakl. Cadde kalabalıktır otomobiller ve nakil arabalarıyla. Naam. Tedfe'u Leyla. Leyla ödüyor, ne yiyordur? Es-semene. Semen kelimesini buraya getiriyoruz. Tedfe'u Leyla semene. Ve tede'u koyuyor neyi? El-müştereyat. Müştereyati nereye? Fiseyyareti. Dördüncü maddeye gelince arkadaşlar, tektubu unvane, tektubu unvan, adresi yazıyorsun nereye? Ala zerfi. Ve tektubu isme mursi ve göndericin ismini, yani adresi ve göndericin ismini zarfın üzerine yazıyorsun. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar, mesela el-mikassu ala tavileti, makas masanın üzerindedir. Ve kıttetu, kedi ise tahtaha, onun altındadır. Mümkün yani. Makas masanın üzerinde ve kedi ise onun altında. Tahtaha kelimesini buraya getirme mümkün. Mesela burada zeylul cemeli, devenin kuyruğu kasirun, kasir kısadır. Ve zeylu hisani tavilun, uzundur. Evet. Kedir bu hadi aşere. 11. alıştırma. Ecip, cevaplandır. Alel esiletir atiye. Aşağıdaki sualleri cevaplandır diyor bize kitabımız. Men yakifu emamel bakkal. Bakkalın önünde kim duruyor? Yakifu emamel bakkali zebainun. Müşteriler.
ماذا يبيع بقال؟ Bakkal ne satıyor? Birçok satılan eşyaların isimlerini zikretmiştik arkadaşlar. Onlardan cümle kurmamız mümkün. Mesela يَبِيعُ بَقَّالُ بُنَّ ثُكَرْ شَاي زَيْت gibi kelimeleri zikretmemiz mümkündür. مَاذَا اِشْتَرَتْ لَيْلَى مِنَ الْبِقَالَ Leyla bakkaldan ne aldı? Leyla'nın satın aldıkları parçamızın içerisinde geçiyor arkadaşlar. Oraya bakarak ne satın aldığını ifade etmen mümkündür. Men yakifu emamel mizan. Terazinin önünde kim duruyor? Yakifu emamel mizan. El-Bai'ah, satıcı. Hel yebi'u bekkalu el-Mevze ve Kumisra ve'l-Huh. Bekkal muz, armut ve şeftali satıyor mu? Bunları satmıyordu. La ma yebi'u bekkalu el-Mevze ve Kumisra ve'l-Huh. Hayır, bakkal muz, şeftali ve armut satmıyor. Kem kilo zeytun işteret Meryem? Meryem kaç kilo zeytin satın aldı? 2 kilo diyebilirsiniz, 3 kilo diyebilirsiniz. İşteret Meryem 2 kilo zeytun. Meryem 2 kilo zeytun satın aldı. Men ahaza müşteriyati ve defa'a semen. Men ahaza müşteriyat, satın alınanları kim aldı? Ve defa'a semen, ve parayı kim ödedi? Ahazet Meryem'u müşteriyat ve defa'at Meryem'u semene. Meryem satın alınanları aldı ve parayı ödedi. Evet, şimdi işte arkadaşlar kitabımızın 265. sayfası. Es-sefhatu 265. Sayfa 265. Çerçeve içerisinde gördüğünüz kelimeler arkadaşlar derese fiilinin türevleridir. Yani derese fiili ondan müştak olan, onda ayrılan bir takım isimler. Kimisi mastar, kimisi ismi fail, kimisi ise ismi mef'ul şeklinde derese fiilinde türemiştir. Mesela hazihi medresetul lugat. Bu dil okuludur. Medrese kelimesi derese fiilinden türemiştir ve isim mekandır. Haulâi humud darisun. İşte onlar öğrencilerdir. Daris ismi faildir ve çoğul şekilde gelmiştir. O da derese fiilinden türemiştir. Eddarisûne yedrusûne cümlesindeyiz arkadaşlar. Daris ki ne? Demin söylediğimiz gibi ismi faildir. Yedrusûne ise burada derese fiilinin müzarisidir. Hazani müderrisani bil medrese. Bu ikisi okuldaki öğretmenlerdir. Yine burada müderrisani, müderris kelimesi derese fiilinin artırılmış mezit fiilin ismi failidir, müderris. Haza müderrisu yuderrisu. Yine haza müderrisu yuderrisu. Bu öğretmen ders veriyor neyin? El-lugat-ı arabiyye, Arapçayı. Yine müderris ve
yuderrisu ilişkisini görüyoruz. Dersu lugatı arabiye fi mesa, Arapça dersi akşam neyindir? Yine ders kelimesi burada kullandığını görüyoruz. Eddirasetu mastar şeklinde gelmiştir. Eddirasetu fil medreseti, okulda eğitim mufidun, faydalıdır. Yine burada eddirase ve medrese ikilisinin derese fiilinden, yani kökü olan derese fiilinden türediğini görüyoruz. Şimdi işte arkadaşlar, kitabımızın 266. sayfasındayız. Es-sefhatu mi'eten ve sitte ve sittun. Sayfa 266. Ed-dersu s-samine aşer. 18. ders. Fi kısmı şurteti. Polis karakolunda. Karakolda yani. Burada arkadaşlar Cun ve Kemal isminde iki arkadaş. Cun yabancı uyruklu bir kişi. Kemal ise oralı ve ikisi arasında bir konuşma geçiyor. Cun pasaportunu kaybediyor ve Kemal ile ilgili, pasaportla alakalı bir konuşma geçiyor. Cun söylüyor. Cevadu seferi da'a ya Kemal. Pasaportumu kaybettim Kemal. Kemal, da'a cevadu seferik. Pasaportunu kaybettin. Keyfe da'a? Nasıl kaybettin? Cun, la edri, bilemiyorum. Kemal, eyne kunte? Neredeydin? Cun, kuntu me'a mecmuati estika ala şati il bahr. Bir grup arkadaşlarla birlikte deniz sahilinde idim. Kuntu idim, me'a beraber, mecmua grup, estika arkadaşlar, ala şati il bahr, deniz sahilinde. Deniz sahilinde bir grup arkadaşlarla beraber idim. Dahikna kesiren, çokça güldük. Ve sebehna, yüzdük. Ve ekelna, yedik. Ve şeribna, içtik. Thümme da'a cevaz. Sonra pasaport kayboldu. Eyne da'a, nerede kayboldu? La edri keyfe da'a, nasıl kayboldu bilemiyorum. La edri meta da'a ve ne zaman kayboldu bilemiyorum. La edri mâze ef'alul an ya Kemal, şu anda da ne yapacağımı bilemiyorum. Es-sebhatu mi'etan ve seb'a ve sittun. Sayfa 267. Kemal ve Cun arasındaki konuşma devam ediyor. Evvelen, ilk önce bellig, bildir. Şurtete, polise, bil hadis olayı. Önce polise olayı bildir, diyor Kemal. Kemal ve Cun ikisi beraber yezhebani gidiyorlar ile kısmı şurteti. Polis karakoluna gidiyorlar. Ve yeselani soruyorlar. Şurtiyel hiraseti, nöbetçi polise soruyorlar. Ellezi, o nöbetçi polis ki ala babi an gurfeti istalamat. Danışma odasının önündeki, danışma odasının kapısındaki nöbetçi polise soruyorlar. Kemal, min fedlik, lütfen. Nuridu, istiyoruz. En nubellige ande ya el cevadu sefer. Pasaportun kaybolduğunu bildirmek istiyoruz. Dabitul istalamat, danışma polisi, yani danışma bürosundaki polis. İzheba, gidiniz ila gurfeti dabit-i münevvib, görevli, nöbetçi görevli polisi odasına gidiniz. Fi ahirul memer. Memer koridor arkadaşlar demektir, memer. Fi ahirul memeri ala yemin. Koridorun sonunda sağda, koridorun sonunda sağdaki görevli, yani nöbetçi polisin odasına gidiniz. Hücceter rakam 4, oda numarası 4. Kemal ve Cun, Kemal ve Cun emame dabit-ül münevvib. Dabit-ül münevvibin odasında her ikisi. Dabit-ül münevvib, demin de ifade ettiğimiz gibi arkadaşlar,
o an için görevli, sorumlu polis memuru, yani evraklara bakan sorumlu memur. Cun, uridu iblağe, bildirmek istiyorum. Neyi? Ande ya'i cevadu seferi, pasaportumun kaybolduğunu bildirmek istiyorum. Dabitu münevvip, görevli evrak memuru polis, yeftahu mahteren, bir dosya açıyor. Yeftahu açıyor mahteren bir dosya. Ve yes'elu soruyor, çun çuna soruyor, an ismihi ismini, ve sinnihi yaşını, ve cinsiyetihi uyruğunu, ve anvanihi adresini, fi vatanihi vatanındaki adresini soruyor. Ve vazifetihi onun görevini soruyor. Ve tarihi usulihi giriş tarihini soruyor. Min hariç dışarıdan. Dışarıdan giriş tarihini soruyor. Ve mahalli ikametihi ikamet yerini soruyor. Thümme sonra yes'eluhu ona soruyor ki keyfe da acavaz. Pasaport nasıl kayboldu? Cun cevap veriyor arkadaşlar. Polis soruyor yani. Keyfe daha nasıl diyor kayboldu. Cun cevap veriyor. La edri. Bilemiyorum. Kuntu emşi. Kuntu idim emşi. Ben yürüyor idim. Ala şati il bahr. Denizin sahilinde ben yürüyordum. Ve rubbeme olabilir ki belki de vaka aminni. Benden düşmüş de olabilir. Firrihle. Yolculukta, yolculuk esnasında benden düşmüş de olabilir. Dabitul Munavib, evrak sorumlusu, polis memuru, hel hiye serikatun, bu bir hırsızlık olayı mıdır? Çun, la zunnu, hayır zannetmiyorum diyor. Dabitul Munavib, evrak memuru, polis, ittesil bi hatif, telefon aç, ba'de yevmin ev yevmin. Bir ve iki gün sonra telefon aç. Rubbema olabilir ki yecidu belki bulur şahsun bir adam cevaze pasaportu bulur ve yeti bihi onu getirir. Bellih bildir, yani polis söylüyor, Cuna söylüyor. Bellih bildir sifarete beledik. Memleketinin sefaretine yani elçiliğine bildir. Ve hâde huve işte bu rakamul mahter. Bu dosya numarası ve tarihuhu, onun bu da onun tarihi. Cun, şükran, teşekkür ediyorum diyor. Dabitul Munavvib, evrak memuru polis, affen, bir şey değildir. Ma'a selame, selametle. Ya kurucu çıkıyor, Cun ve Kemal çıkıyorlar. Minel kısmi, karakoldan çıkıyorlar. Ve indel bab, kapının yanında, yara görüyor Cun görüyor, şahsen bir adam. Yahmilu, adam taşıyor, fiyedihi kendi elinde. Adam elinde tutuyor böyle. Cevada sefer, pasaport tutuyor. Ve yu'tihi, o pasaportu veriyor. Lişurtihil hirase. O bekçi olan kapıdaki polis memuruna veriyor. Cun yasihu, bağırıyor. Cevadu seferi, cevadu seferi. Bu benim pasaportum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Cun ile Kemal arasında karakolda geçen bir serüveni bu şekilde parçada okumuş olduk. Şimdi ise arkadaşlar kitabımızın 271. sayfasındayız. Kitabımızın bu sayfasındayız arkadaşlar. 271. sayfasında ise yine yeni kelimeleri birlikte inceleyeceğiz. Parçada geçen yeni kelimeler. Çerçeve içerisinde dikkatli bakalım. Yeftahu açıyor. Mahteren dosya. Sifare elçilik. Rubbema belki olabilir ki. Rihle yolculuk. Serika hırsızlık. Dayah kayboldu. Dayah'a kayboldu. Memer koridor. Dabitul Munavvib görevli evrak polisi. İblag bildirmek. Sebehe yüzdü, şati'ul bahr, deniz sahili, la edri, bilemiyorum, mecmu'a, grup, topluluk, bellik, bildir, hadis, olay, kısm-ı şurte, polis karakolu, gurfetul isti'lamat,
danışma odası. Ade döndü. Mir'at ayna. Asr ikindi. İzheb git. İnneni muhakkak ki ben. Sahip arkadaş. Sahe bağırdı. Beled belde memleket. Es-sefhatu 272. Sayfa 272. Şurtiyul hirase. Nöbetçi polis. Yani kapıda bekleyen nöbetçi polis. İkametuhu, onun ikame yeri. İstahrace, çıkardı. Cemaa, topladı. Zare, ziyaret etti. Da'a, kayboldu. Şahede, seyretti, yani müşahede etti. Rakabe, murakabe etti, gözetledi yani. Murakabe, gözetlen manasında. Hadese, konuştu. Ya'taqidu, inandı, i'tikad etti. Tevki' imza, sual, soru, cevap, cevap. Şimdi işte arkadaşlar, burada iki tane resim vardır. İki resimle alakalı bir cümle var. O cümle hangi resmi ifade ediyorsa onu biz beraber bulacağız. Cümleleri beraber okuyalım arkadaşlar. Hada şahsun ala şatil bahr. Bu deniz sahilinde bir adamdır. Şimdi sağda bir grup var, solda bir adam var. Tabii ki soldaki adamı kastediyor. Hazihi cevazatu safar. Bunlar pasaportlardır. Burada bir pasaport vardır. Sağda ise pasaportlar var. Bak, cevazat diyor. Çuvur. Cevazu sefer deseydi bir pasaport olurdu ki soldaki olurdu. Cevazat dediği için pasaportlar çuvur. Yani sağdaki. Eşşurtetu polis tehrusu kısme. Tehrusu bekçilik ediyor, koruyor. Kısme karakolu. Nerede var? Sol tarafta görüyoruz. Sayfa 273. Abdabitu, üniformalı, görevli, yeftehu, açıyor. Mehterem bir dosya. Ve yes'elu çun. Şuna soruyor. Bunu sağdakini gösterme mümkün arkadaşlar. Çünkü solda bir polis, bir hırsızı veya bir suçlu yakalanmış, o değil. Hada şahsun yahmilu fi yedihi cevazen. Hada şahsun, bu bir adamdır, yahmilu, taşıyor, fi yedihi, elinde cevazen, elinde pasaport taşıyor. Kim? Sağdaki adam. Çünkü bir şahıs, solda üç adam var. Haulâi eşhâsun, bu adamlardır. Müşahidûne televizyon. Bu adamlar televizyonu seyrediyorlar. Gördüğünüz gibi sol tarafta çoğul insanlar vardır. Sağdaki tek kişiyi söylememiz mümkün değildir. Şimdi ise arkadaşlar, ikinci alıştırmayı, tedribusani ikinci alıştırma, kevvin oluştur. Cümelen tammen tam cümle oluştur. Müstakdimen kullanmak şartıyla mecmuatil kelimat atiye, aşağıdaki kelimeler topluluğunu kullanmak suretiyle tam cümleler oluştur diyor. Kelimelerde münavib, dabit, mahteren, yeftehu. Dört tane kelime var. Bir fiil cümlesini kurmamız mümkün arkadaşlar. Yeftehu, dabitul münavib. Yeftehu, açıyor. Dabitul münavib. Görevli polis açıyor. Neyi açıyor? Mehteren. Bir dosya açıyor. Emsi kuntu bahr şati ala. Bu kelimeleri de bir cümle yapma icap ederse arkadaşlar. Kuntu idim. Emsi dün idim. Neredeydim? Ala şati'l bahr. Dün deniz sahilinde idim.
şeklinde kurabiliriz. Burada işte arkadaşlar kuracağımız şekil nasıl olabilir? İttesil bil hatif, telefon aç. Ba'de yevmin ev yevmeyn, bir ve iki gün sonra telefon aç. Haza huve rakamu mahtar. İşte o, haza huve işte o, ya işte bu, rakamu mahtar. İşte bu dosya numarası. Uridu istiyorum. İblâğe bildirmeyi an diyâ'i cevâz-ı seferi. Pasaportumun kaybolduğunu bildirmek istiyorum. Es-sefhatu mi'eten ve arba'a ve seb'un. Sayfa 274. 6. madde. Şurtu'l hiraseti ala bab-ül kısm. Şurtu'l hirase yani görevli memur ala bab-ül kısm. Karakol kapısı öndedir. 7. madde. İzheba. Gidiniz ila gurfeti dabitul münavib. Dabitul münavibin odasına gidiniz. 8. madde arkadaşlar. Evvelen ilk önce belliğ bildir. Bil hadis olayı eşşurtete polise. 9. madde. La edri, bilmiyorum. Keyfe va'e eccevaz. Pasaportun nasıl kaybolduğunu bilmiyorum. 10. madde. Yes'elu soruyor. Allabitu dabit. Çune çuna soruyor. An ismihi ve unvanihi. İsmini ve adresini soruyor. 11. madde. Yes'elu soruyor. Dabitul münavib. Dabitul münavib soruyor. Kime soruyor? Çune çuna. Neden soruyor? An ikametihi ve mehalli. Onun semtini ve oturma ikameti yerini soruyor. 12. madde. Hâzâ huve rakamul mahter ve tarihuhu. İşte bu dosya numaran ve tarihi. Tedribus salis. Üçüncü alıştırma gelince arkadaşlar, üçüncü alıştırmada burada biz bir takım kelimeler görüyoruz ve bu kelimelerde ve bu kelimelerle aşağıdaki cümlelerde ilgili yerlere doluyoruz. Da, koy, el kelimetü münasip, uygun kelimeleri koy. Fi emakini hariye, boş yerlere uygun kelimeleri koy. Buraya baktığımızda la edri keyfe da'a cevaz. Bu boşluğa edri koymamız gerekiyor. La edri bilmiyorum, keyfe da'a cevaz. Pasaportun nasıl kaybolduğunu bilmiyorum. İttesil kelimesinden sonra bilhatif daha uygundur. İttesil bilhatif, telefon aç ba'de yevmin, bir gün sonra. Rubbema belki de yecidu bulur. Buraya getirmemiz gereken şahsun bir şahıs. El cevaze cevazi. Kuntu ben idim, emsin dün idim, ala şat il bahr. Dün deniz sahilinde idim. Ems kelimesini buraya koymamız mümkündür. Eddabitul münavib, buraya da münavib kelimesini koymamız uygun arkadaşlar. Eddabitul münavib, yeftehu mahteren, bir dosya açıyor. Kemal ve Cun, yezhebani ile kısmı şurteti. Buraya da yezhebani fiilini koymamız daha uygun düşüyor. Sayfa 275. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar, nuridu en nübellige. Nuridu, biz istiyoruz ki en nübellige. Nübellig kelimesini
buraya koymamız uygun olur. Nuridu istiyorum en nübellige, açıklamak istiyoruz. Anda ya cevabı sefer, pasaportunun kaybolmasını bildirmek istiyoruz. Burada işte arkadaşlar, meta kelimesini koyduğumuz zaman, meta da'a cevaz, pasaport ne zaman kayboldu? Yes'elu soruyor, çün şurtiyel hiras, hiraseti, şurtiyel hiraseti, bekçi görevli polis memuruna çün soruyor. Burada ise haza huve'den sonra haza huve rakamun mahter ve tarihuhu, rakam kelimesini buraya koyma uygun olur. Haza huve rakamun mahter ve tarihuhu, bu dosya numarası ve tarihi. Yara çün görüyor. Kimi görüyor? Şahsen bir adamı görüyor. Buraya da şahsen kelimesini getirmek daha uygun. Yara görüyor çün şahsen. Çün bir adam görüyor. Yahmilu taşıyor fiyedi elinde. Cevada seferin pasaportu elinde taşıdığını görüyor. El hücretu ahire memerin. Buraya da memer kelimesi arkadaşlar getirmek daha uygun olur. El hücretu ahire memeri ala yemin. O da koridorun sonunda sağ taraftadır. Evet. Tedribur Rabi' 4. alıştırma. İhtar seç. El icabetel sahihe. Doğru cevabı seç. Min beynel icabati mevcude. Mevcut cevaplar arasında seç. Emame kulli sual. Bütün her sualin karşısında doğru cevaplar içerisinde doğru cevabı seç. Birincisi arkadaşlar. Çun yekulu li kemal. Çun Kemal'a söylüyor. Da'a cevadu seferi. Pasaportum kayboldu. İkinci suale gelince arkadaşlar. Eyne kunte ya Çun. Sen neredeydin ey Çun? Çun cevap veriyor. Kuntu inde şati. Ben sahilde idim. Üçüncü suale gelince arkadaşlar. Dabitul Münavib şöyle söylüyor. Yes'elu, yani Dabitul Münavib'in asıl görevi. Yes'elu men ye'eti bil kız. Karakola gelenlere soruyor. Kim soruyor? Dabitul Münavib. Es-safhatu 276. Sayfa 276. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir önceki örneklerimizde bir soru cümlesi ve ona uygun 3 tane cevap vardı. O cevaplar arasında birisini seçiyorduk. Örneğin keyfe da'a cevaz, pasaport nasıl kayboldu? Buna uygun bir şekilde hangi cevap olabilir? Keyfe edri olabilir mi? Olamaz. İnneni edri olabilir mi? Olamaz. La edri uygun cevabımız budur. La edri bilemiyorum. İşte arkadaşlar bunları buraya kadar bu şekilde örnekleriyle izah ettik. Şimdi sizler bizim bu izahatımız ışığında bu geri kalan suallere uygun, yani her suale uygun bu 3 cevaptan en uygun cevabı seçmeniz lazım. Ayrıca buradaki maddeler de bir önce yaptıklarımızın bir devamı niteliğinde bunları da yapıyoruz arkadaşlar.